Şimdiye kadar diferansiyel denklemlerin ne olduğuna dair yeterince kafa yorduk ve hatta eğim alanlarını kullanarak çözümlerini de görselleştirdik ama şimdi biraz da diferansiyel denklemlerin nasıl çözüldüğüne bakalım istiyorum. İlerledikçe göreceğimiz üzere farklı türdeki diferansiyel denklemleri çözmek için farklı farklı teknikler kullanacağız. Hatta bazılarını herhangi bir analitik teknik ile de çözemeyeceğiz. Bu gibi durumlarda çözümleri tahmin etmek için sayısal yöntemlere başvuracağız. Ama şimdi diferansiyel denklemlerin bence çözümü en basit olanından başlayalım. Bu tür denklemlere ayrılabilir. Evet ayrılabilir denklemler diyoruz. Ayrılabilir diferansiyel Denklemler. Birazdan neden ayrılabilir diferansiyel denklem dediğimi anlayacaksınız. Şimdi diyelim ki y'nin x'e göre türevi yani dy bölü dx eşittir eksi x bölü y çarpı e üzeri x kare. Evet, böyle olsun. Ve elimizdeki bu diferansiyel denklemin 0,1 noktasından geçen özel bir çözümünü bulmak istiyor olalım. Bu noktada videoyu durdurup kendi başınıza çözmeyi denemenizi öneriyorum ama öncesinde küçük bir ipucu vereyim. Bu denklemin bir tarafına y'leri ve dy'leri, diğer tarafına da x'leri ve dx'leri toparlayıp integralini alırsanız bu diferansiyel denklemin verilen noktayı içeren özel çözümünü bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız üzülmeyin, daha başlardayız. Birlikte detaylı bir şekilde çözeceğiz. Peki, az önce dediğim gibi biraz cebir kullanarak y'leri ve dy'leri bir tarafa, x'leri ve dx'leri de diğer tarafa toparlayarak işe başlayalım. Mesela y'leri ve dy'leri sol tarafta, x'leri ve dx'leri de sağ tarafta toparlayalım. Bunun için önce her iki tarafı y ile çarpalım. Evet, böylece bütün y'ler sol tarafta toplansın. Bir de her iki tarafı dx ile çarpalım. Değişkenleri her iki tarafa gönderirken nasıl işlem yapıyorsak, diferansiyelli terimlere de aynı şekilde davranabileceğimizi unutmayın. Şimdi, bunlar birbirini götürdü ve geriye y dy eşittir eksi x. Aslında şurayı şöyle yazalım. Eksi x çarpı e Biraz daha sağdan yazayım. Eksi x çarpı e üzeri eksi x kare dx. Şimdi bu ilginç bir sonuç oldu. Ama peki neden? Çünkü her iki taraf da integrali alınabilecek hale geldi. Bu şekilde yazılabilen denklemlere ayrılabilir denklemler diyoruz. Ama her diferansiyel denklem bu şekilde yazılamayabilir. Yani matematiksel olarak bir tarafa y'leri ve dy'leri, bir tarafa da x'leri ve dx'leri yazamayabilirsiniz. Ama bu denklemde şansımıza bunu yapabildik. Bu yüzden bu tür denklemlere ayrılabilir diferansiyel denklemler diyoruz evet ayrılabilir diferansiyel denklem bir diferansiyel denklem ile karşılaştığınız zaman ilk olarak bu tekniği denemenizi öneririm. Çoğu diferansiyel denklem için uygulanamayacak olsa bile yine de y'li ve x'li terimleri ayırıp ayıramayacağınıza bakmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi denklemi bu hale getirdiğimize göre her iki tarafın integralini alabiliriz. İntegral için şöyle güzel bir renk seçelim. Her iki tarafın da integralini alıyoruz. Sol tarafın integralli ne olur evet bunu merak ediyorum unutmayın burada y'ye göre integral alıyoruz o zaman sol taraf y kare bölü 2 olur değil mi yanına artı bir katsayı da yazalım. Bu katsayıya da C1 diyelim. Evet C1. Sağ tarafta ise x'e göre integral alıyoruz. Şimdi bakalım isterseniz değişken değiştirme yöntemini uygulayabilirsiniz ya da eğer buradaki ifadeyi tanıdıysanız eksi x karenin türevi eksi 2x olmalı. O yüzden buraya 2 yazalım diyebilirsiniz. İntegralin değerini değiştirmemek için de buraya tabii ki 1 bölü 2 yazacağım. Şimdi isterseniz u değişken değiştirme yöntemini yazarak da yapabilirsiniz yapabilirsiniz ya da isterseniz kafadan hesaplayabilirsiniz. U eşittir eksi x kare derseniz bu da eksi 2x dx olur. Bu noktadan sonra artık kafadan da hesaplayabilirsiniz. Elimizde bir şey ve o şeyin türevi var. Dolayısıyla bu bir şeye göre yani bu u'ya göre integrali alabiliriz. Böylece burası 1 bölü 2 bu baştaki 1 bölü 2 buranın integrali e üzeri eksi x kare. Ve tabii ki buraya başka bir sabit de gelebilir. Bu sabite de C2 diyelim. Eğer burada uyguladığım u değişken değiştirme yöntemi size yabancı geldiyse bu kısmı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yeterince video var. Peki, şimdi ne yapmalıyız? Sol taraftaki sabitten kurtulmaya çalışabiliriz mesela. Bu öylesine bir sabit ne olduğunu bilmiyoruz. Başlangıç değerini de henüz kullanmadık. O zaman iki taraftan da c1 çıkartalım. Evet, her iki taraftan da c1 çıkarırsak bunlar birbirini götürür. c2 de... E, Pardon burası da C1 olacaktı değil mi? Bunlar birbirini götürdü. Burada da C2 eksi C1 kaldı. İkisi de öylesine seçilmiş sabitler. Henüz ne olduklarını bilmiyoruz. O zaman denklemin sadeleşmiş halini yazarsak sol tarafta y kare bölü 2 eşittir. Sağ tarafta 1 bölü 2 çarpı e. Şunu maviyle yazayım. Önceden de maviyle yazmıştım. Evet 1 bölü 2 çarpı e üzeri eksi x kare c2 eksi c1'e de kısaca c diyelim. Bu iki şeyin toplamına c demiş olduk. Şimdi şimdi bu biraz genel bir sonuç oldu. Sabitin ne olduğunu bilmiyoruz ve henüz denklemi y içinde çözmedik ama bu haldeyken bile başlangıç değerini kullanarak özel bir çözüm elde edebiliriz. Burayı şöyle ayırayım ki karışmasın. Bu kısım asıl ifadeye aitti. Verilen bu başlangıç değerini kullanarak çözeceğiz. Başlangıç değeri x 0 olduğunda y'nin 1 olması gerektiğini söylüyor. O zaman 1'in karesinden 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 e üzeri eksi sıfırın karesi. Bu da e üzeri 0'dan 1 olur. Yani burası 1 bölü 2 artı c haline gelir. Bu sayede iki taraftan da 1 bölü 2 çıkarırsak c'nin 0 olduğunu bulmuş oluruz. Böylece bu noktadan geçen y ve x arasındaki ilişkideki c'yi 0 olarak yazabiliriz. Burası 0 oldu. Öyleyse elimizde y kare bölü 2 eşittir e üzeri eksi x kare bölü 2 kalmış oldu. Şimdi y'yi yalnız bırakmak için iki tarafı da 2 ile çarparsak, y kare bir saniye y kare eşittir e üzeri eksi x kare elde etmiş oluruz. Bir de iki tarafın karekökünü alalım. y kare eğer bu ifadeye eşit ise, o zaman y' de artı eksi karekök içinde e üzeri eksi x kareye eşit olur. Ama başlangıç değerindeki y'nin değeri pozitif olarak verilmiş ve bulmaya çalıştığımız özel çözümde başlangıç değerindeki bu noktadan geçen sonuç olmalı. Öyleyse y'nin artı karekök olması gerekiyor öyle değil mi? Eğer 0 virgül eksi bir noktası olsaydı o zaman y'nin eksi kareköklü bir ifade olması gerekirdi ama y'nin artı kareköklü yani ana kök olması gerekiyor. Şurayı biraz daha düzgün yazayım şu eksiyi pardon, siyahla yazdığımı zannediyordum. En iyisi eksiyi sileyim, evet. Çünkü sadece artı kare köklü ifade ile ilgileniyoruz. Bunu da şöyle tekrar yazayım. Y eşittir e üzeri eksi x kare üzeri 1 bölü 2. Bu da e üzeri eksi x kare bölü 2'ye eşit olur. Böylelikle bu ifadeye yani y eşittir e üzeri eksi x kare bölü 2'ye verilen diferansiyel denklemin başlangıç değerini sağlayan özel bir çözümü diyebiliriz. Yani burada ne yapmış olduk? Cebirsel olarak y ve dy'leri x ve dx'lerinden ayrılabilir şekilde verilmiş bu diferansiyel denklemin x ile dx'leri ve y ile dy'lerini ayırdık. Her iki tarafın integralini aldık ve başlangıç değer olarak verilen bilgiyi kullanarak bu ayrılabilir diferansiyel denklemin özel bir çözümünü bulmuş olduk.